4 yıl önce babanın yaşı oğlunun yaşının 5 katıydı. Baba oğlundan 32 yaş büyük olduğuna göre babanın bugünkü yaşı kaçtır? Arkadaşlar 32 yaş daha büyük demek, yaş farkı 32 demek. 4 yıl önce babanın yaşı oğlunun 5 katı. Oğlu x yaşında olsun, baba 5x. Aradaki fark 4x. Hatırlarsanız ne demiştik? Yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Yani 4x eşittir 32 arkadaşlar. 4'e bölersek x eşittir 8 gelecek. Babanın bugünkü yaşını soruyor. 4 yıl önce 5 kere 8 40 yaşındaydı. 4 yıl önce arkadaşlar, bugün 44 yaşında olur. Yaşları birer tam sayı olan iki kardeşin yaşları çarpımının karesi babalarının yaşına eşittir. Babanın yaşı 36, çocukların yaşları toplamı 7 ise diyor. Büyük çocuk kaç yaşındadır? Şimdi arkadaşlar, biri x yaşında, biri y yaşında olsun. Bunların çarpımının karesi babanın yaşına, yani 36 eşit. O zaman x çarpı y 6'dır arkadaşlar. X artı y 7 olacak. Bana böyle iki tane tam sayı söyleyin desem 6 çarpı 1 dersiniz. 6 1 daha 7'yi veriyor. O zaman büyük çocuk 6 yaşındadır. Halil'in yaşı Bülent'in yaşının 3 katıdır. 3 yıl sonra Bülent'in yaşı Halis'in yaşının 3 katı olacaktır. Halil'in, Bülent'in, Halis'in bugünkü yaşları 63 olduğuna göre Halil'in bugünkü yaşı kaçtır diyor arkadaşlar. Hemen Ali, Bülent, Halis diyorum arkadaşlar. Şimdi Bülent'in yaşı Halis'in 3 katı. Yani Bülent'in yaşını 3'e böldüğümde Halis'in yaşını bulacağım. O zaman ben Bülent'i 3x alayım arkadaşlar. Bülent'i 3x alayım bugün. Bülent'in yaşının 3 katı, Ali'nin yaşı 9x. Şimdi bugünkü yaşı demiyor. 3 yıl sonra Bülent Halis'in 3 katı olacak. 3 yıl sonra bunun yaşı 3x artı 3. 3 katı olacağına göre ben burayı 3'e bölersem arkadaşlar, 3x artı 3'ü 3'e bölersem ne gelecek? X artı 1 gelecek arkadaşlar. Halis'in 3 yıl sonraki yaşı x artı 1. Bugünkü yaşı ne olacak? 3 yıl öncesine gidiyorum arkadaşlar. 3 yıl öncesine gitmek için 3 çıkarıyorum. X eksi 2. Bunların bugünkü yaşları x eksi 2, 3x ve 9x'tir. Bunların toplamı 63 diyor. Hemen toplayalım. 9x, 3x daha 12x, 1x de burada 13x eksi 2 eşittir 63 arkadaşlar. Eksi 2'yi at diğer tarafa. 13x eşittir 65. Buradan x eşittir 5 gelecek arkadaşlar. Ailenin bugünkü yaşını soruyor. 9x'i soruyor. 9 çarpı 5 45 gelecek. Yaşları toplamı, yaşları farkının 6 katı olan iki kişinin 5 yıl önceki yaşları toplamı, pardon, oranı 3 bölü 2 ise büyüğünün bugünkü yaşı kaçtır? 5 yıl öncesi. Şimdi arkadaşlar, birinci ya da buna büyük diyelim, diğerine küçük diyelim. 5 yıl önce 3x'i 2x, büyük 3x, küçük 2x. 5 yıl önce bugün ne olur arkadaşlar? 3x artı 5, 2x artı 5 arkadaşlar. Yaşları toplamı, 5x artı 10. Yaşları farkı 3x artı 5'ten 2x artı 5'i çıkarırsanız arkadaşlar ne gelecek? 3x'ten 2x çıktı. X 5 eksi 5 0. Yani x olacak. Bunun 6 katı diyor arkadaşlar. Denklemi kurduktan sonrası basit. 5x atın bu tarafa, 6x eksi 5x'ten x eşittir 10. Bana neyi soruyor? Büyüğünün bugünkü yaşını, 3x artı 5'i. 3 kere 10 30, 5 daha 35 arkadaşlar. Hem büyüğü 37 yaşında olan 4 kardeşin yaş ortalaması 19'dur. Kardeşlerin yaş ortalaması 25 olduğu yılda en büyük kardeş kaç yaşındadır? Şimdi arkadaşlar, en büyüğü 37. Aradan kaç yıl geçiyor onu bulmamız lazım. Yaş ortalamaları, bunu dikkat, yaş ortalamaları kaç yıl geçerse o kadar artar. Demek ki 25-19'dan 6 yıl geçmiştir. Yani aradan 6 yıl geçmiş. 37, en büyüğü 37 yaşında olduğu için 6 eklediğimde 43 yaşında olmuş olacaktır arkadaşlar.
5 ve 6 sayı tabanları olmak üzere Elif'in yaşı 96 yılında XY 5 tabanında, 2004 yılında YX 6 tabanında olduğuna göre X artı Y nedir? Arkadaşlar, şimdi 2004 yılında 1996, aradan 8 yıl geçmiş. Şimdi Elif'in yaşı XY 5 tabanı. Ben buna 8 eklersem ne olacak? 2004'teki yılına eşit olacak arkadaşlar. Tabanlardan hatırlayalım. 5 üzeri 0, 5 üzeri 1, 6 üzeri 0, 6 üzeri 1. Ondalığa çeviriyoruz. 5x artı 5 üzeri 0, 1'dir. Y ile çarptım. Y geldi. 5 üzeri 0, 1'di. Artı 8 eşittir 6y artı x arkadaşlar. X artı y'yi soruyor şimdi bana. Ne yapalım? Şimdi y'yi bu tarafa atalım. 5y eşittir. X'i de diğer tarafa atarsak 5x eksi x'ten 4x artı bir de 8'imiz var arkadaşlar. Şimdi x'e öyle bir değer vereceğiz ki 8 ile topladığımızda 5'in katı olacak. X'e kaç verelim? 1 versek olmuyor. 2 versek olmuyor. 3 versek, 3 verdiğimizde x'e 3 kere 4 12, 8 daha 20 geliyor. 20 eşittir 5y ise y de buradan 4 gelecek arkadaşlar. 3 artı 4 7 yapacaktır. Bir babanın yaşı 3 çocuğun yaşları toplamından 20 fazladır. Kaç yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamından 4 fazla olur diyor arkadaşlar. Şimdi baba 3 çocuk. 3 çocuğun yaşları toplamından 20 fazla olduğuna göre x, x artı 20 olsun arkadaşlar. Ne diyor? Kaç yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamından 4 fazla olur. Kaç yıl sonra? Y yıl geçsin aradan. X artı 3 tane çocuk olduğu için arkadaşlar 3y. Buradan da y yıl aradan geçerse x artı 20'ye ne ekleyeceğim? Y ekleyeceğim arkadaşlar. Kaç yıl sonra babanın yaşı x artı y artı 20 oldu. Kaç yıl sonra babanın yaşı çocukların toplamından 4 fazla eşittir x artı 3y. Bundan 4 fazla olduğuna göre ben buraya 4 eklersem birbirine eşit olacak arkadaşlar. Karşılıklı x'ler gidiyor. Y'yi diğer tarafa atarsanız 2y. 4'ü bu tarafa atarsanız 20-4'ten 16 gelecek. Y buradan 8 gelecek arkadaşlar. Diğer bir yol, değer verebilirsiniz. 3 çocuğun toplamı x demezsiniz de ne dersiniz bunun yerine? 10 dersiniz arkadaşlar. 10 artı 20'den 30 gelir. Sonra aradan geçen yıl miktarı y olsun. 10 artı 3y, 10 artı 20 artı y şeklinde buradan da y'yi ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz arkadaşlar. Yaşları farkı 26 olan iki kardeşin 4 yıl sonraki yaşlarının ortalaması 29'dur. Küçük kardeşin bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi arkadaşlar büyük, küçük olsun. Küçük x yaşındaysa farkları 26 olduğu için burası ne olacak? X artı 26 çıkardığınızda 26 gelecek. 4 yıl sonra bu ne olur? X artı 30. 4 yıl sonra X artı 4. Yaşları ortalamasını bulmak için toplayacağız. 2X artı 34 bölü 2 eşittir 29 arkadaşlar. 2X artı 34 içler dışlar çarpımı yaparsak 2 çarpı 29'dan 58 gelecek. 34'ü gönderelim diğer tarafa. Eksi 34. 2x eşittir. Ne gelecek buradan? 24. O zaman x buradan 12 gelecek. Küçük kardeşim bugünkü yaşı kaçtır diyor. X'i istiyor sizden. Ne yaptık? 12 bulduk. 300'lerin bugünkü yaşları toplamın 5 katının 4 fazlası annelerin yaşına eşittir. 2 yıl sonra 300'lerin ve annelerinin yaşları ortalaması 12 olacağına göre 300'ler bugün kaç yaşında? Hemen ne yapalım? Şu yan tarafta A 300'ler. Şimdi 300'lerin yaşları eşit olur. 3 tane çocuk arkadaşlar. Her biri bugün x yaşındaysa toplam 3x yaşındadır. Yaşları toplamının 5 katının 5 katı 5 kere 3 15x. 4 fazlası arkadaşlar annenin yaşıdır. 2 yıl sonra. 2 yıl sonra ne olacak burası? 15x artı 2 ekle 6. Burası
3x artı 3 tane çocuk olduğu için 3 çarpı 2'den 6 olacak. Şimdi 2 yıl sonra yaşları ortalaması 12 olacağına göre topluyorum. 15x, 3x daha 18x, 6, 6 daha 12 yapacak arkadaşlar. Bölü 2 eşittir. Yaş ortalaması 12. Burada 2 dersek hata olur. Çünkü 300'dü bunlar. Bir de annesi 4 olacak arkadaşlar. Buna dikkat edelim. İçler dışlar çarpımı yaparsak 18x artı 12 eşittir 48. 12'yi diğer tarafa atın. 18x eşittir 36 gelecek. Eksi 12. Oradan 18'e böldüğümde x'i 2 bulmuş olacağım. 300'lerin bugünkü yaşını soruyor. 300'lerin bugünkü yaşı ne olacak? 3 kere 2 6 yaş toplamı, ama her biri 2 yaşındadır arkadaşlar. Cevap bol. İkisi ikiz olan 4 kardeşin yaşları toplamı 64'tür. İkisi ikiz. Buna göre en büyük kardeşin yaşı en az kaç olabilir? Arkadaşlar, en büyüğü en az istiyor. Zıt ise bunlar birbirine yakın olacak demek ki. Yakın olması demek, ilk önce şöyle bir şey yapacağız. 64'ü 4'e böleceğiz. 4'e böldüğümüzde ne gelecek buradan? 16. Şimdi 16'yı bulduk arkadaşlar. Her birinin yaşı 16. Eğer eşit olsaydı. Şimdi bundan sonrası basit arkadaşlar. İkisi ikiz. Ben buradan 1 çıkarsam arkadaşlar 15. Bu çıkardığım biri diğer tarafa eklesem 17. Diğerleri de 16'ya 16. İki tanesi ikiz. Yaşlar farklı. O zaman büyük kardeş en az 17 olabilir arkadaşlar. Hakan'ın yaşı annesinin yaşının 1 bölü 3'üne, kardeşinin yaşının ise 7 bölü 6'sına eşittir diyor. Kardeşi doğduğunda annesi 45 yaşında olduğuna göre Hakan'ın bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi Hakan'ın yaşı annesinin yaşının 3'te 1'ine eşit. Kardeşinin yaşının ise 7'de 6'sına eşit. O zaman hemen şurada anne, Hakan, kardeş yazıyorum. Şimdi Hakan'ınki annesine bağlı ve bir de kardeşinin yaşına bağlı. Kardeşine göre alalım. Kardeşi 6x alırsa düzgün bir sayı çıkması için 6'lar sadeleşir, 7x gelir arkadaşlar. Hakan 7x yaşında. Annesinin 3'te 1'i demek annesi Hakan'ın 3 katı demek yaş olarak. O zaman annesi 21x'tir arkadaşlar. Burada bana neyi vermiş? Kardeş doğduğunda anne 45 yaşında. Kardeş 0 iken, kardeş 0 iken ne olacak? 6x geriledik. 6x gerilersek 15x. 15x kardeş 0 iken yeni doğduğunda anne 45 yaşında. Yani 15x eşittir 45 arkadaşlar. Buradan x'i 3 bulmuş olacağız. Hakan'ın bugünkü yaşını soruyor. 7x'i soruyor bana. 7 kere 3 21 gelecek. Nur, Tuğçe ve Mert'in bugünkü yaşları toplamı 57'dir. Mert Tuğçe'nin bugünkü yaşına geldiğinde Tuğçe de Nur'un bugünkü yaşına geleceğine göre Tuğçe'nin bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi arkadaşlar hemen yazalım. Nur, Tuğçe, bir de ne var? Mert var arkadaşlar. X, Y, Z diyelim. X artı Y artı Z, buradan ne gelecek arkadaşlar? 57 verilmiş. Şimdi Mert Tuğçe'nin bugünkü yaşına gelirse, Mert Y olursa ne diyor? Tuğçe de Nur'un bugünkü yaşına gelecek. Tuğçe X olacak arkadaşlar. Ben buradan neyi biliyorum? Arada geçen zaman birbirine eşit olacak. X eksi Y eşittir Y eksi Z arkadaşlar. Y eksi Z. Ben ne yapabilirim burada? Y'yi diğer tarafa alırsam 2Y, Z'yi de bu tarafa alırsam eksi Z bu tarafta ne olacaktır arkadaşlar? X artı Z olacak. Şimdi ben X artı Z'nin 2Y olduğunu biliyorum. Ve buradan 2Y, Y daha ne yapacaktır? 3Y eşittir 57 arkadaşlar. Buradan Y her tarafı 3'e bölerseniz 19 gelecek. Tuğçe'nin bugünkü yaşını soruyor. Yani bana Y'yi soruyor. Y'yi ben ne buldum? 19 buldum. Cevap
Edirne.